SGK uzmanı İsa Karakaş, "Gözünüz aydın" diyerek açıkladı, tüm emeklinin maaş zammı baştan aşağı değişti. SGK uzmanı İsa Karakaş sevindirici haberi vererek tüm emekli maaşlarındaki zammın değişeceğini açıkladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammında enflasyon oranları belli olmuştu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi %24,73 zam alacakken, memur emeklisi de %19,31 oranında zam alacak. Kök maaş meselesi nedeniyle 1,8 milyon emeklinin en düşük emekli maaşına ise seyyanen artış yapılacağı belirtiliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş sevindirici haberi vererek tüm emekli maaşlarındaki zammın değişeceğini açıkladı. Ocak ayında pek çok emeklinin maaş zammı memur zam oranına eşitlenmişti. %49,25'e eşitlenen zam ise en düşük emekli aylığını değiştirmemişti. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'de kaldı. Kök maaşta yaşanan sorun Temmuz ayında da yaşanacak mı? Sorusu merak ediliyor. İktidar cephesinden kök maaş sorunu nedeniyle en düşük aylığı düşük kalacak emekliler için harekete geçti. En düşük emekli maaşına ilişkin kulis bilgilerinde 12.000 Türk Lirası rakamı konuşuluyor. Ancak en düşük aylıkta yapılacak bu düzenleme sonrası kök maaşı 10.000 Türk Lirası ve üzerinde olan emekliler ise aynı orandaki zammın kendilerine de yapılmasını istiyor. 4 milyona yakın emekliye yarayacak olan kök maaş değişikliği geriye kalan emekliye etki etmeyecek. SGK uzmanı İsa Karakaş, emeklilere sevindirici haberi vererek detayları açıkladı. Karakaş, 5.230 Türk Lirası kök maaş alan bir kişi, %24,73 zam ile yeni maaşı 6.523 TL'ye gelecek, buna da 4.230 Türk Lirası hazine desteğini eklediğimizde 10.753 TL'ye gelecek. İktidar 8.023 Türk Lirası ve altında kök aylıklarına yapacağı iyileştirme ile 12.000 TL'ye getirecek. Ancak en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemenin bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Daha adil bir şekilde olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçebilir dedi.